Sanatçıyı ve sanatını tanımaya yönelik program Sanatın Evrimi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Eylül Aşkın, yine Evrim Sanat Galerisi'nden sizlere sesleniyoruz. Şu anda aktif olarak Mustafa Vural'ın Angaje isimli sergisi burada sergilenmekte. Kendisi de bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyoruz öncelikle geldiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. 20 akrilik, 20 sulu boya eserden oluşan bu serginin hikayesiyle başlayalım isterseniz önce. Niçin angaje ve sanatseverler bu sergiye geldiklerinde ne görmeyi beklemeliler? Evet, şimdi angaje olmasının sebebi ben 36 sene tekstil tasarımı yaptım. Bütün şeyim, dikkatim bu alandaydı. Tekstil tasarımı alanındaydı. Sonra bir sağlığımla ilgili problemler yaşadım. Ondan dolayı sonra atölyemi kapadım. Hı. Bu işe angaje oldum. Yani resim olayına angaje oldum. Angaje olmasının sebebi bu. Daha önce de solo sergiler yapmışsınız. Yaptım. O zaman angaje koymamışsınız. Koymadım. Ama niçin şimdi? Bu son anda aklıma gelen bir şey oldu. Ben böyle şey isimleri, öyle farklı isimleri hoşuma gittiği an kenara yazarım. Hı hı. Dedim ki ben bu şeyde angaje koyayım dedim. Çünkü ben bu alana artık angaje oldum. Yani tekstil tasarımı ile ilgili alanımı şu an durdurdum. Ara ara minik minik bir şeyler, talepler geliyor, rica ediyorlar. Onlara tasarım yaptığım oluyor bazen ama şu an tamamıyla resim yapıyorum. Sadece yaşadığınız sağlık sorunları mı sebep oldu? Birden ben bu tekstil alanındaki işimi bırakayım. 7 defa gözümden ameliyat oldum. Hı. Yani ve bunlar büyük ameliyatlar. Yani beni yatırdı bayağı. Atölyemde 40 tane sanatçı çalışıyordu. Ve çok yoğun bir tempoyla biz iş yaptık. Yani benim Türkiye'de ismini biliriz, isim vermekte bilmiyorum şey verilir bizim mi? Bizim açımızdan sakıncası yani yok. Çok ünlü firmaların, hı hı. İşte Vakkos'u, Beymen'i, Zara'sı, H&M'i, Koton'u, daha aklına Aker, İpeker, bunlar benim çok uzun yıllar iş yaptığım firmalar. Bunun dışında da işte yurt dışında 50'nin üzerinde fuarım, sergim var. Ve benim hep hayalimdi. Ben 50 yaşına geldiğimde resim yaparım diye böyle bir hayal kurmuştum ama o çok geriye gitti. Yani ben 60 yaşında başladım resim yapmaya, yani sergi yapmaya. Hatta benim öğrencilik yıllarımda resim sergilerini çok gezerdim. Ben Bursalıyım kendim. Teyyare Kültür Merkezi diye bir merkezimiz var Bursa'da, tam merkezde. Sergi olduğumda hemen oraya giderdim, hep hayal kurardım. Ben de ileride burada bir sergi açabilirim herhalde falan gibilerden. Sonra o bana kısmet oldu bu olaylardan sonra, yani sağlıktan sonra. Oradaki ilk sergimin ismi de Tebeşir'di. Hı hı. Tebeşir'in anlamı da çok, orada da çok bir espri var. Onu da anlatmak isterim. Tabii, buyurun. Önce ilkokul 3'teydim. Öğretmenim anneni, velini çağır demişti. Veli annem geldiğinde bu çocuk çok yetenekli. Bu çocuğun önüne yani sanat da eğitim alsın falan diye böyle bir onlara telkinde bulundular. Ama rahmetli anam babam benim eğitimli insanlar değiller. Yani ilkokul terk. 3'ten ayrılmış. Babam ilkokul mezunu. Kadın anladığı bir şey değil yani ama işte gene yakın zamanda ölen bir dayım var, o da ressamdı. Onun çok bende şeyi oldu, yani etkisi oldu. O bana hep çok iyi resim yapıyorsun falan deyip söylerdi. Sonra ben ortaokula başladım, farklı bir okul. Orada öğretmen şey yapıyor işte, diyor ki yani haftada bir saat zaten veriyorsun, 50-55 kişi sınıflar. İşte dedi ki yılbaşında ne yaptıysanız onu resmediğin haftaya geldiği zaman size not vereceğim ben dedi. Ama hoca beni tanımıyor. Yani benim nasıl resim yaptığımı falan da bilmiyor. O gün geldi işte sınıfta, hoca başladı ben not vereceğim diye. Sırayla insanlar oturduğu yerden kaldırıyorlar elini, şey yaptığı eseri. Not veriyor işte 7 veriyor, 8 veriyor, 9 veriyor falan filan. Sıra bana geldi.
Ben de kalktım ayağa, resmimi kaldırdım. Bana dedi ki, bunu kim yaptı dedi. Dedim, ben yaptım. Kim yardım etti dedi. Kimse etmedi dedim. Kızdı, döndü, tebeşiri aldı, bana bir fırlattı. Eğildim hemen. Kalk tahtaya dedi, şu kadını çiz orada dedi. Ben de yılbaşında annem kapıdan odanın kapısına girerken elinde tepsi, içeri hareket halinde. Tabi hareket halinde yapmak zordur yani resimde, ona hareket vermek. Onu yaptım, yapınca şaşırdı bu. O ders komple bende gitti. Anan ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor, sen nereden bu yeteneği aldın ki? Senin ailende sanatçı var mı falan, anlattık durumu. Sonra ismimin soyadımı böyle aldı, aynı tersten böyle vur al diye yazdı, vurun altını çizdi. Sen dedi vurup alıyorsun dedi. Neyse sonra ben yerime geçtim, işte notu bekliyoruz. Yani hoca diğer arkadaşlarıma kaldırıyor, hemen söylüyor yani işte 7-8 falan diyor. Bana geldi, ben bekliyorum notu bana versin diye. Böyle bir 2-3 dakika geçti. Herkes birbirine bakıyor, niye not verilmiyor diye. Şimdi okullarda not 10 en fazla. 16 dedi. Şimdi 16 diye bir not yok. Efendime söyleyeyim. Sonra zil çaldı. Bu hoca işte şeye gitti, öğretmenler odasına gitmiş. Benden bahsetmiş orada. Gelen giden Mustafa Vural kim diyor, kalkıyorum ayağa. Her hocaya resim verdim, hediye ettim. Ortaokul son bitti artık, İstiklal Marşı okunacak. İşte o herkes başka bir okula ayrılacak, son sınıfta olanlar. Liseye geçeceğiz, o da başka bir lise. O hoca, rahmetli hoca, beni kürsüye çağırdı. Okulun huzurunda bana imzalı resmini hediye etti. Benden bahsetti. Sen dedi, güzel sanırım gitmen lazım. Onu soracaktım. Niçin peki o zaman resmi tercih etmediniz de, yani gene desen çalışmışsınız ama? Onu da anlatacağım şimdi. Liseye geçtik. Liseden de aynı hoca, aynı şekilde başka bir hoca, o da resim öğretmeni, gene fark etti. Onunla o da dedi ki, benim dedi tabela dükkanım var, gel ortak olalım dedi. Dedim ne alaka benim tabelacılıkla ne işim var? Üniversite sınavına girdik, geldik. Mimar Sinan, Tatbiki, Uyosyo. Hepsini kazandım. Sonra işte bir de enteresanı da güzel, Mimar Sinan sınavlarında sınavın artık resim ortaya çıkmış. Hocaların hepsi dolaşıyor, kim ne yapıyor, kim ne diyor diye. Hepsi geliyor, benim arkamda duruyor, bakıyor. Bu adam ne yapıyor diye. Ben de dikkatimi çekiyor. Yani niye bana geliyorlar diye. Sonra başımı kaldırdım. Beni gösteriyor. Git ona bak diyor. Bana diyor. Vallahi ya 5. ya 6. herhalde. Geldi elimden kağıdı aldı. Sen dedi bu okulda okuyorsun dedi. Başka birinin yanına giriyorsun sınava dedi. Hayda, bütün salon bakıyor. Ne oluyor, niye bitiyor diye. O yürüyor, elimdeki benim kağıt, ben arkasından göreceğim, ben Bursa'dan geliyorum, okula girmek istiyorum falan. Gittik oraya, çıkardık kimliklerimizi falan. Neyse, sonra arkama sıvazladılar, beni yerime oturttular. Tabii orada da gene çok yukarıda bir puanla girdim oraya, ama rahmetli dayım, tabii ki güzel sanatlara girmemiz lazım dedi. Çünkü Bauhaus eğitim sistemiyle eğitim veriyor tabii ki. Ben ilk defa orada duydum Bauhaus'u. Dayımın işte ressam olması, etrafında ressamların olması ve bize Mimar Sinan'daki bir hoca arkadaşı, profesör, ona gittik. Ne yapalım? Bu adam üçünü de kazandı, ne yapalım diye. O da Nicat Hocam, Mustafa'yı biz tatbikiye yollayalım dedi. Ben, Allah var ya, ben Mimar Sinan diye geldim İstanbul'a. Yani o niyetle geldim. Tatbiki yok benim aklımda, öyle bir şey yok. Tatbiki orada bulduk. Orada da sınav var dediler. Oraya da gittik. Girdik. Neyse, kazandık orayı. Okul bitti. Tekstil bölümüne girdim. İlk tercihimdi. Çünkü ben Bursalıyım. Bursa tekstil şehri. Evet. Her bir yıl fabrikalar var. Yani dünyanın her yerine
Orada kumaş basılıyor. Desenciler var, desenatörler var. Sonra birinci sınıfta ikinci sınıfa geçiyorum. İkinci sınıfın başında dediler ki senin dediler resim bölümünden bir hoca çağırıyor. Hı. Allah Allah dedim ya. Gittim hocanın karşısına. Dedi ki bana sen dedi resme geç dedi bana. Sen dedi desenin çok kuvvetli dedi. Hocam dedim ben Bursalıyım ben. Bursa'dan buraya tekstil desenatör olmak için geldim. Sene kaybın olmayacak dedi. Gel dedi buraya da buraya geç dedi. Yok hocam dedim ben Bursalıyım. Ben Bursa'ya döneceğim. Ben desenatör olacağım dedim. Sonra okulu bitirdik. Desenatörlük yani bir atölye kurdum. Atölye kurduğum zaman Aydoğan Arıkan diye bir rahmetli o da Türkiye'nin herhalde gelmiş gitmiş en iyi yüksek kimya mühendisi. Bir fabrikada müdür kendisi. Ben de bir firmaya, yani ismini de verebilirim firmanın, ona bir iş yapmıştım. Daha yeni mezunum, yeni bitirmişim. Yani şeyi bilmiyorum hani ama heyecan var. Gittim paramı almaya dediler ki senin işinde hata var, Aydoğan Bey seni çağırıyor dediler. Allah Allah dedim ne hata yapabilirim? Bir de yani öyle bir titizim ki ben. İşlerde anlamış olmamız lazım yani. Evet. Neyse gittim Aydoğan Bey'e dediler ki bu fabrika, gittim fabrikaya. Dediler telefon ettiler. Dediler Mustafa Vural diye bir genç geldi. Beni odasına aldı. Dedim hata varmış, hatamı öğrenmeye geldim dedim. Dedi ki hatan yok senin dedi. Sen çok farklı bir desenatörsün. Çok yetenekli bir adamsın. Ben seni merak ettim dedi. Kim bu adam dedim dedi. O gün bu adam benim elimden bir tuttu. Benim desenatörlükte en üst noktaya gelmemdeki en büyük sebeptir bu adam. Çünkü Türkiye'nin en büyük adamı Güney Sanayi'yi kurmuş, İpeker'i kurmuş, Migiboy'u kurmuş, Akbaş'tan hep her kurduğu yere Mustafa gel burada işler var oraya yap. Hatta o ilk sene Kervansaray Oteli yeni yapılmıştı. Oranın banyo perdeleri var. Ben daha yeni mezunum. Düşünebiliyor musunuz? Ben Kervansaray'ın banyo perdelerini yaptım, tasarımlarını yaptım. Adam bana diyordu ki, her sabah diyordu, fabrikaya geleceksin buraya, burada çayımızı kahvemizi içeceğiz, buradan atölyene gideriz. Fabrikaya gidiyorum sabahın erkenine, yani dükkanıma gitmiyorum, fabrikaya gidiyorum. O da çay kahve içiliyor, ondan sonra ben işime gidiyorum. O da diyor ki, bak burada işler var Mustafa, al bunları yap diyor. Fiyat konusunda kimse bana şey yapamıyor. Niye? Bunun fiyatı diyordum 5 lira atıyorum. Piyasada 4 lira, 3 lira. Niye sen 5 liraya yapıyorsun? Kimse bana diyemedi şimdiye kadar. Çünkü bir defa bir İranlı firma paramı ödememek istedi. 2 hafta, 3 hafta gittim ondan paramı alamayınca Aydoğan Bey'i aradım rahmetliyi. Dedim ben paramı alamadım dedim. Adam bana veremez telefonu dedi. Onun oradaydım çünkü. Artık neler dedi kadına bilmiyorum. Kadın da sahibi. Hemen döndü arka odadan paramı getirdiler, paramı verdiler. Sonra ben Bursa'ya gittim de sen dedi bana bunu niye söylemiyorsun dedi. Yani sana vereceği para dedi atıyorum 1000 lira. Bana vereceği para dedi 100.000 lira. Senin paranı ödeyemeyen insan dedi benim paramı nasıl öder dedi. Yani Aydoğan abi benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Yani beni yukarı taşıdı bayağı. 84 senesinde bitirdim, 85 yılında Vakko'nun kapısına gittim. Dedim ki kim bu işi yapıyor en iyi? Vakko yapıyor, marka. Hı hı. Kapıya gittim, orada görevli dedim ki ben dedim desen dairesinde görüşmek istiyorum. Dediler kimsin, nesin sen? Dedim ben Bursa'dan geldim, görüşmek istiyorum. İçeri aradılar, niye gelmek geliyor, niçin gelmiş? Böyle böyle dedi, ben mezunum, ben iş yapmak istiyorum, görmek istiyorum, yani tanışmak istiyorum. O zaman müdürü Yalçın abiydi. Yalçın Bey'di. Sonra abi oldu çünkü çok iş yaptık. Sonra Yalçın abinin karşısına geçtik. Dedim böyle böyle ben yeni mezunum. Ben sizinle iş yapmak istiyorum. Yani bir referanstır Vakko. Çok büyük bir referanstır. Hı-hı. 21 sene çalıştım Vakko'yla aralıksız. Ve ben bir sene oraya onların fiyat listesiyle iş yaptım. Bir sene bitti. Ben dedim bırakıyorum siz dedim. Dediler niye bırakıyorsun? Yani burada devamlı iş var. Dedim bu fiyatları yapmıyorum. Çünkü benim o ara Türkmen Holding, Moda Kumaş hepsi benim artık müşterim oldu. Benim istediğim fiyatları ben çalışıyorum. Hmm. Anlatabildim mi?
Dedi biz o fiyatları veremeyiz. Bizim burada belli bir şeyimiz var, skalamız var. O Vakko'nun vermiş olduğu bir fiyat şeyi var. Ona ancak ona uygularız. Tamam dedim, alasmalık dedim. Çektim geldim. 6 ay sonra Erdal Yavuz, belki bunları izleyecek onlar mutlaka. Erdal Yavuz diye biri aradı beni. Dedi ki böyle böyle, ben Vakko'nun yeni müdürüyüm dedi. Ben dedi senin hakkında çok şeyler duyuyorum burada. Seninle tanışmak istiyorum. Buraya bekliyorum fabrikaya dedi. Dedim Erdal Bey, ben oradan niye ayrıldım biliyor musunuz dedim. Biliyorum dedi. Ben o fiyatlara iş yapmam. Sen gel buraya dedi. Ben seninle konuşup tanışmak istiyorum dedi. Tamam dedim. Bir hafta sonra gittim fabrikaya. Benim istediğim fiyattan sonra 20 sene çalıştım. Ve nihayetinde aslında ait olduğunuz yere resme de tekrar bir geri dönüş zaten oldu. Zaten desenatörlük resim ve yapmak resim. Demek. Yani evet. Şimdi yani bu işler şu anda bana çok kolay geliyor. Hı. Buna emin olun. Yani desenatörlük buradan çok çok daha zor. Çünkü ne var? Hiperrealizm yapıyorsunuz. Yani sana bunu yap diyor, sen onu yapmak zorundasın. Onu yapamazsan paranı alamıyorsun. Hı. Bir de şimdi sen bunu yapıyorsun, adam beğenmedim diye olabilir. Sen bunu yaptığın zaman, bunu kumaşa döktükleri zaman adam kafadan bir kere en az 10 bin dolar para harcıyor. Adam o parayı sana sokağa atmaz ki. Güvendiği adama, işini iyi yapan adama verir o parayı. Adam kalkıyor, kalıplarını yaptığı zaman kalıpları yaptırması en az 3-4 bin dolar. Bir de kumaşa basıyorsun ya 15, 20, 30 bin dolar para harcıyor bir yanda. Onun için işi bilen adamları tercih ediyor. Şimdi ben de bu konuda işi bilen adamların en başındaydım. Yani bakın Zara, H&M, daha kimler yani Koton, Moton, İpek, Aker bunlar benim en az 20-25 sene çalıştığım firmalar. Yani Migi Boy falan bunlar... Anlatsam daha neler neler. Yani o kadar şey var ki. Ben konuyu resme çekmek istedim aslında ama. Bir şey daha anlatayım. Çok önemli bir şey daha anlatayım. Şimdi tekstil tasarımında hem bunu da tanıtmış oluyoruz. Bu da bir sanat. Sanatın bence en şey tarafı bence. Türkiye'de bilgisayarlı sisteme ilk yapan kişiyim ben. İlk uygulayan kişiyim. Yani ardından Türkiye'de ilk defa dijital baskı sistemini desen atölyesinde ilk kuran kişiyim. İtalya'ya gittim. İtalya'da bir hafta kaldım. Gittim makineyi aldım. Türkiye'ye hiç makine girmemişti. 90 bin euroydu makine. Türkiye'ye ilk gireceği için 63 bin euroya ben aldım. Türkiye'ye getirdim. İşte ondan sonra işte kotonlar, motonlar bana geldiler. Bundan 50 metre, bundan 100 metre numuneler bas dediler. Hmm. Anlatabildim mi? Yani tekstil tasarımı bir öğrenmeniz, bir araştırmanızı isterim yani. Gerçekten çok daha zor, çok daha stresli bir alandır orası. Resim olayına nasıl girdik? Sonra işte benim bu gözümde çıkan bir olay, benim oğlum basketbolcu. Onun maçları var, maçlarına gidiyorum. Maçlara giderken orada iyi göremediğimi fark ettim, net göremedim. Gördüm, doktora gittim. Doktora gidince dedi ki bir şey yok dedi. 0-25 puan dedi, şey olmuş dedi. Sonra şey, eğitim maçları devam ediyor. Yine aynı şeyi görüyorum. Yani camı değiştirmeme rağmen yine aynı sıkıntıyı görüyorum. Tekrar gittim hocaya dedim ya ben aynı şeyi yaşıyorum tekrar. Ondan sonra beni başka bir doktora yönlendirdiler. Dediler ki ya sen nasıl bir adamsın? Yani bu gözündeki olayı dediler senin hissetmemen lazım. Yani biz ona bakıyoruz mercekle bilmem neyle ama sen dediler çok anormal dikkatli bir adamsın. Senin gözünde dediler şey var burada çıkan uçuk var ya. Hmm. Benim gözümün içine çıkmış kardeşim. Herpet bilmem ne, onun böyle bir şey ismi var. İstisnai bir durum. Efendim size ameliyat oluyorum. Aradan 5-6 ay geçiyor, tekrarlıyor, düzeliyor, tekrarlıyor. Bu olay böyle 15 seneden fazla sürdü. En sonunda artık tabii atölyede 40 tane insan çalışıyor. Yani hepsi de desenatör. Yani kimi zaman 35 oluyor, kimi zaman 40 oluyor, 41 oluyor. Yani o bir de hep iyi firmalarla çalışıyorum. Yani şey firma yok içinde. Mesela Mısır'ın en büyük firmasıyla çalıştım 5,5 sene. Mısır'ın yani bildiğin Türkiye'deki en şey Koç mudur, Sabah mıcı mıdır? Mısır'ın Koç'uyla çalıştım 5,5 sene. Adamlar bana yolluyorlar şeyi biletleri. Mustafa'cığım buradayım, Frankfurt'tayım. Ben atlıyorum uçağa, Frankfurt'a gidiyorum. Oradan koleksiyonları seçiyoruz. Oradan atlıyorum Milano'ya gidiyoruz. Oradan nereye gidiyoruz? Yani peki onlar beni nasıl buldular? Ya Mısır nereye, Türkiye nereye? İtalyanlarla çalıştığım için İtalyanlar beni öneriyorlar. Diyor ki bu adam çok yetenekli git onunla iş yap diyorlar.
Kanla Çelik Palas'a geliyorlar. Çelik Palas'tan beni numaramı bulmuşlar. Beni arıyorlar. Bende İngilizce var ama öyle İngilizce yok bende o kadar. Yanımda arkadaşlarımla bir tanesi iyi İngilizce konuşuyor. Dedim onun beni arıyor. Bu dan olduğunu konuşuyor. Buna dedim ne diyor bu? O, Mustafa abi dedi. Bunlar dedi Çelik Palas'a gelmişler. Senin için seni bekliyorlar dedi. Hadi gel gidelim beraber. Gittik aldık onları atölyeye getirdik. Getiriş o getiriş. Tam 5,5 sene. Ama çok ciddi para kazandım. Yani o da bildiğim gibi değil. Yani başka ne anlatabilirim? Mesela en son bir de şey. Hep devamı birilerinin farkına vardım. En son bir şey söyleyeyim size. Art Ankara'ya katıldım. Art Ankara'da Süleyman Saim Tekcan Hoca. Geliyorlar kızıyla beraber. Benim tam standımın önüne geldi. Eda Hanım dedi ki kızı baba bak Mustafa Vural dedi. Herhalde ben konuşulmuşum herhalde. Döndü baktı. Durdular baktı. Sen dedi geçen sene dedi Sulubay ile katılmıştın dedi. Adam unutmamış. Adamdaki zekaya bak. Yani beni kafasına yazmış hoca. Şimdi dedi akreditle katılıyorsun dedi. Gene çok iyisin dedi. Çok başarılısın dedi. Seni dedi müzeye davet ediyorum dedi. Tabii onlar gittiler. Ben döndüm ben galeriye sahibine Güzin Hanım'a. Güzin Hanım dedim bunun hocanın dedim müzesi varmış. E var İmoka dedi. Efendim söyleyeyim. İyi dedim tamam gireyim. Gittim hocaya. Yani dikkatini çekmişim hocanın. Yani sanattan anlayan adam anında görüyor farklılığı. Ondan bahsediyorum. Sen iyi bir şey yaptığın zaman, farklı bir şey yaptığın zaman işi bilen bir insan anında anlıyor ne yaptığını. Hocayla 1,5 saat falan ki anlattım sen kimsin, ne yaptın, şimdiye kadar niye yoktun ortada falan. Dedim ben tekstil tasarımı yaptım bir şey, bunlarla uğraştım falan dedim. Hatta hocaya şöyle bir şey söyledim. Ama dedim ben bu alana girdim ama dedim çok kalın duvarlar var dedim hocam dedim. Bana çok beni şeye taşıyan, moral verecek bir cümle sarf etti. Sen o duvarları yıkarsın, sen çok yeteneklisin dedi. Şimdi bunu Süleyman Saim Tekcan gibi böyle bir efsane bir insandan duymak, hocadan duymak bana onur veriyor. Ben çok mutlu oldum. Bana büyük bir gazdır bu yani. Yani insana moral çok önemlidir. Mesela ilkokulun 5. sınıftayken benim terzi amcam terzidir. Yapıyorum. Bunları hep söylüyorum gençlere, annelere, babalara. Bunlar gerçekten çok önemli. Amcam benim iyi resim yaptığım için dükkanına asardı resimleri. Şimdi oraya asılıyor diye ben çocuk aklımla asıyor diye hep yeni şeyler yapar amcama götürürdüm. Takdir. Amcam da asıyordu oraya. Amcamın çok bende şeyi olmuştur, emeği olmuştur o anlamda. Yani buralara gelmemde büyük bir emeği oldu. Ha böyle moral. Düşünebiliyor musun? Çocuksunuz bir de. Oraya bir şey geliyor. Bir tane Pamuk Bank diye banka var. Duydunuz mu Pamuk Bank'ı? Evet. Pamuk Bank'ın müdürüne takım elbise dikecek amcam. Erkek tercihsi. Amcama bakıyor kim bunlar diyor Orhan diyor. Amcamın ismi de Orhan. O şeyin ismi de Orhan. Pamuk Bank'ın müdürünün de ismi Orhan. Diyor ki bunu diyor yapan diyor kaç yaşında tahmin et diyor. O da diyor ki işte 20'li yaşlar söylüyor. Amcam da diyor ki 10 yaşlarında yapan diyor benim yeğenim diyor. Yaşı diyor 11 diyor. İnanmam diyor Orhan diyor. Şeye diyor provaya çağır diyor delikanlıyı görmek istiyorum diyor. Beni provaya gününe çağırdılar. Ben prova günü oraya gittim. Orhan Bey ile tanıştım. O da yakın zamanda vefat etti Orhan Bey'di. Beni banka kanalıyla yurt dışında eğitime yollamak istediler. Tüm hayatım boyunca resim sanat eğitimi banka, Pamuk Bank alacaktım. Yani onunla alacaktım. Akşam da amcam eve geldi. Anlattı durumu. Rahmetli anacığım yok dedi. Ben dedi izin vermem dedi. Onun Mustafa yani onun dibinde olması lazım. Ben de istemedim. Allah biliyor ya. Yani ana kuzusuyum. Yaşım 11 yani. Neyse çok uzak. Başka ne sorabilirsiniz bana? Ben öyle ben güzel mesela, gidiyor. Yani neden özellikle peyzaj tercih ettiğinizi ve onu özellikle söyleyeyim. Ağaçlara niçin yöneldiğinizi sizdeki anlamını merak onu ediyorum. Onu da anlatayım. Bu son dönemde çok çevre katliamı oldu. Yani o ağaçlar, ormanlar, bilmem neler falan. Ben o dönem Sulubaya'da bunları yapmaya başladım. Çünkü bu bir protestoydu benim için. Yani gerçekten çok üzülüyordum. İnanır mısın çok duygulu bir insanım. Ağlıyordum yani. Bunları yapmaya başladım. Kelimate diye bir galeri var. Duydunuz mu? Adnan Bey. Suriyeli. Beni çağırdı onlar.
Çağırdığı zaman ben o dedi ki elindekileri de getir dedi. Ben dedi onları canlı görmek istiyorum. Yani şimdi şeydi camda görüyor, telefonda görüyor ama canlı kendisini görmek farklı bir şey. Tamam getireyim dedim. Bir gün sonra götürdüm. Götürdüğüm gün orada 3-4 kişi falan daha vardı. Onlar da Suriyeli kendisi. Arapça konuşuyorlar. Ben de yanlarına oturdum ama benim elimde çantada 100 tane şey var. Sulu bayalarım var. Hmm. Efendim o konuşmalardan sonra dedi çıkar dedi göster dedi. Ben sandım ki Adnan Bey'e göstereceğim. Onlar da herhalde gelmiş. O adamla orada eline aldılar benim resimlerimi. Konuşuyorlar Arapça. Ben tabi anlamıyorum ne konuştuklarını. Ara ara geçiyor, kalkıyor, elimi sıkıyor benim. Hı. Diyor ki, tebrik ediyor. Adnan Bey diyorum, ne diyor diyorum. Çok usta bu adam demiş. Bu adama demiş, sergi yap. Bu adama demiş, bir doğa sergisi yap, bir İstanbul sergisi yap. Çünkü resimlerimin içinde hem İstanbul serisi var, hem doğa serisi var. Adnan Bey'in doğa serisi yapmamdaki büyük katkısı oldu bana. Ben zaten yapıyordum. Ha dedim, bu doğru bir şey. Aradan bir zaman geçti. İzmir'de sergim vardı. Türk Amerikan Derneği'nde. Oradan sergiden döndüm. 1,5 ay falan oldu. Adnan Bey beni tekrar aradı. Dedi ki bir gelsene dedi. Ben gittim galeriye. Sana dedi sergi açalım şimdi hemen dedi. Dedim ben dedim daha yeni sergi açtım dedim. Olsun dedi. Yıl sonu sergisi gibi olur dedi. Ama dedi doğa resimlerini yap dedi. Dedi çıkardık resimleri. 25 tane resim ayırdı kendisi doğa resimlerinden. Doğa resimlerine başladım. O başlayış, o başlayış. Çünkü çok ciddi, güzel eleştiriler aldım bu konuda. Yani onları söylemeyeyim o lafları. Onun için o da bana motive oldu o işte. Bir de zaten çok seviyorum. Yani zaten bu meslek hayatımda da hep şey derlerdi. Senin yaptığın işlerde ruh var. Sen çok ruh katıyorsun falan derlerdi. Bunu defalarca insanlarda farklı farklı insanlardan duymak demek ki dedim bu doğru herhalde. Yani bunu ben farkında değilim ama duygulu bir insan olduğundan dolayı herhalde buraya yansıyor diye düşünüyorum. Yani sizin için ne ifade ediyor resim yapmak peki? Başkaları evet yapıyorsunuz beğeniyor ama siz yaparken neler hissediyorsunuz? Ben uçuyorum. Ben her şeyi unutuyorum. Buna emin olun. Ben desen yaparken de sigara içerim ben. Hmm. Sigarayı içerim, koyarım. O arada ikinciyi yakıyormuşum, üçüncüyü yakıyormuşum. Benim farkında değilim. Arkadaşlarım derdi ki yanında çalışanlar, Mustafa abi 3 tane sigara oldu, ne yapıyorsun? Hepsi yanıyor. Ben dalarım. Farklı bir bilinç haline geliyor. Tabii canım, ben çok dalarım. İçine dalarım yani. Ve beğenmediğim bir şeyi de sunmam. Hangi yani, malzemelerle çalışıyorsunuz? Şimdi akrilik var, sulu boya var. Evet, sulu boyayla başladım başlangıçta. İlk aslında yağlı boyayla yapacaktım. Yağlı boya niyetlendim. Ben dediğim gibi Bursalıyım. Biz buraya iki tane çocuğum var. İkisi de İstanbul'da okudular. Biri bitirdi, o döndü Bursa'ya. İkincisi de okuyordu. O da şu anda İstanbul'da iyi bir yerde çalışıyor. Evde çocuk bizim dönmemizi istemedi Bursa'ya. Anca beraber, kanca beraber dedi. Hani belki yarın bir gün bir hatun çıkar bulur. O zaman belki bizi şutlar bilmiyorum. Evde de yağlı boya yaptırmak istemedi eşim bana. Şimdi benim atölyem 500 metrekareye yakın bir atölyeydi. Büyük bir atölyeydi. O da dedi istediğini yapabilirdim. Burada dedi evde dedi izin vermem şeye dedi yağlı boyaya dedi. Kokar noktasında herhalde. Arkadaşlarım, dostlarım bunlar hala çalışıyor. Yani ressamlar, bilinen insanlar. Oğlum dediler, sulu boya niye yapmıyorsun dediler. Adım doğru ya, sulu boyaya başlayayım. Sulu boyaya başladım. İşte o zaman pandemiden 15-20 gün evveldi herhalde. Bir mimarlarla bir teşvik mesaimiz oldu. Beni aradılar, görüşmek istediler. Montenegro'da bir yeni açılan bir otel varmış. Otele işte dediler bir resimler yaptırmak istiyoruz. Hırvat, Sırp bir mimarla Türk mimarının ortak olan bir firma bu firma. Öyle iki defa bir toplantıya katıldık. Sonra 80 tane onlara yaptım Suluva'ya. Tabii toplu para gelince eşimin de hoşuna gitti. sonra sen buradan devam et falan. Sonra işte gene burada bir isim vermeyeyim. Nişantaşı'nda 5 yıldızlı bir otele gene 30 tane yaptım. Ritz-Carlton'a yaptım falan böyle.
Şimdi de gene bir onun ismini vermeyeyim. Bir konuşma şu anda yani onlar da hazırlık, onlara da ya veriyorum şu anda. Bu sefer onlar büyük ebatlar istiyorlar. Benim çalıştığım oda bu kadar bir oda. Burada gardırop var, bilmem ne var. Ufacık bir masada yapıyordum. Eşim böyle güzel para gelince bana son anda dedi bunları yapabilirsin dedi. yemek masasının üzerinde şu anda resim yapıyorum. Bunların gruplarını hazırlıyorum. Yani peki ilhamı nereden alıyorsunuz? Nelerden besleniyorsunuz? Yani... Zaten yaptığım eserlerin büyük çoğunluğunu kendim, zaten cep telefonumda yüzlerce, binlerce fotoğraf var. Yani ben buradan... Fotoğraftan mı çalışıyorsunuz? Tabii fotoğraf çekiyorum ama o çektiğim fotoğrafı yapmıyorum. Oradan esinleniyorum, yorumluyorum. Anlatabildim mi? Yani ben mesela bunu bu olduğu gibi yorum. Bir yerde gördüm, dedim ben bunu böyle yaparım. Işık. Benim için önemli olan ışık burada. Yani bunu yapmak. Bir yerde fotoğrafı görürüm. O fotoğrafı ben bunu böyle yapabilirim derim. Yorumlarım onu. Ama telefondan çok çekiyorum fotoğraf. Bir yere gittiğim zaman bunu çekiyorum, bunu çekiyorum. Yani devamlı elimde yani telefon. Bir şey gördüm ve instantaneye anında çekerim. Yani o şey değil. Mesela fuarlara giderim. Fuarlara gittiğim gibi daha yurt dışında ayak bastığınız gibi hemen atölyeyi ararım. Renkler bunlar, bunlar moda renkler. Buna göre hazırlık yapın derim. Anlarım. Yani o artık bize şey olmuş bir durumda. Alışkanlık yani tecrübe diyelim buna. Angaje resim sergisiyle vermek istediğiniz mesaj nedir? Yani şimdi siz kendi kendinize de resim yapsanız her sanatçının muhakkak o eserle iletmek istediği bir mesaj vardır ki biraz bahsettiniz. Neler görebilir sanatseverler? Angaje resim sergisinde 20 tane akrilik resim görecekler, 20 tane de sulu boya resim görecekler. Bu tarz olarak bu sulu boyalar içerisinde hem doğayı da görecekler hem İstanbul'u da görecekler. İstanbul temasını da görecekler. Akriklerde tamamıyla doğa görecekler, peyzaj görecekler. Hı. Yani başka ne diyebilirim bilmiyorum. Yani şey o şu anda, tema o. Tamamıyla peyzaj, özellikle ışık ve doğa, renklerin çeşitliliğini görebilirler. Tabii onu artık onu kişiye değişiyor. Rengarenk yapıyorsunuz. Bunu ben gördüğüm zaman ben burada ışık var, güzel ışık var derim. Başkası gelse ışığı görmez. Ha der, ormanı, ağaçları görüyorum falan der. Bu kişiye bağlı bir şey, bakış açısı. Peki sosyal medya hesabınızı da isterseniz paylaşalım. Takip etmek isteyenler olursa. Tabii paylaşabiliriz. Çalışmalarınızı. Tamam, Mustafa Vural Art diye Instagram sayfam var. Oradan takip edebilirler. Bu arada çok sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum. Onu söyleyeyim. O önemli benim için. Aşağı yukarı 6 tane çocuğumuzun SMA'lı çocuklara eser satarak bağışta bulundum. Hiç kendim bir kuruş para almadım. Zaten öyle bir şey de yapmam yani. Onu zaten söylüyorum da herkese. Bu sergide de öyle bir hedefiniz var mı? Yok. Olursa birisi gelirse bana böyle bunu ben de seve seve de veririm. Hı. Yani öyle bir şeyim yok benim. Ben mutlu oluyorum. Yardım ettikçe mutlu olan bir insanım. Angaje sergisini 16 Ekim'e kadar görebileceğiz. Evet. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırıp beni tanınmama sebep verdiğiniz için. Rica ederim. Zevkti. Çok teşekkürler. Oldu. Sağ olun. Efendim bugün Mustafa Vural'la beraberdik. Kendisinin şu anda Evrim Sanat Galerisi'nde aktif olarak sergilenmekte olan Angaje isimli akrilik ve sulu boya çalışmalardan oluşan bir sergisi var. 16 Ekim'e kadar sergiyi ziyaret edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.